Hoş geldiniz. Bugün bence Türkiye'nin en güzel antik şehrindeyiz. Evet, Türkiye'de bir sürü antik kent var. Birçoğu da sevgili annemin ifadesiyle taş tokaç. Ama burası gerçekten çok özel bir yer. Faselis'teyiz. Kemer yakınlarında yaklaşık 14-15 kilometre mesafede Türkiye'nin gördüğü, görebileceği bence en güzel antik kent burası. Buyurun kendiniz karar verin. Burası Faselis'in ana caddesi. Daha doğrusu aslında her şeyi diyebiliriz. Kalbi, çünkü bütün spor müsabakaları, at yarışları vesaire, yani o günün ne eğlencesi varsa o eğlence burada yapılırmış. İşte o yüzden bu caddenin iki tarafında şu anda benim de üzerinde oturduğum sıralı oturaklar var. Buyurun.
Faselis'te belki de hiçbir antik kentte olmayan 3 tane doğal koy var. İlk ikisi hemen girişte, yan yana duruyorlar. İki küçük koy. Küçük derken çok da küçük değil ama bir de büyük olan olduğu için ona küçük diyorlar. Onlara küçük koy olarak adlandırıyorlar. Büyük de öbür tarafta, yani bu caddenin sonunda oldukça büyük bir koy ve 3 koyda da denize girilebiliyor Faselis'te. Dolayısıyla aslında bir antik kent olmasının yanı sıra 3 tane de tarihi plajı var, öyle de diyebiliriz. Bir de amfiteyatrosu var tabii, bütün bu tür kentlerde olduğu gibi, ama emsallerine göre oldukça küçük. Biraz sonra göstereceğim size, 1500 kişilik falan. O amfiteyatroyu da görelim, sonra devam edelim. Faselis söylentiye göre M.Ö. 700 yılında, yani bundan yaklaşık 2700 yıl kadar önce Anadolu topraklarından gelenler tarafından değil, uzaktan dediysem denizin öbür tarafından, yani Rodos'tan gelen koloniciler tarafından kurulmuş, öyle söyleniyor. Ondan sonra da defalarca bütün antik kentlerde olduğu gibi el değiştirmiş ve günümüze kadar gelmiş. Ama önemini kaybetmesi Antalya ve Alanya limanlarının büyüyüp gelişmesiyle. Ondan sonra Faselis unutulmuş ve bu güzel yemyeşil masmavi tarih köşesi bize miras kalmış. Az önce sözünü ettiğim iki tane küçük koy şimdi tam arkamda. Görebileceğiniz gibi insanlar keyifle denize giriyorlar. Ama unutmamanız gereken şey şu ki, burası bir antik şehir, bir sit alanı olduğu için burada şemsiye, şezlong falan gibi şeyler yok. Dolayısıyla arabanızın arkasına gelirken bir şemsiye ya da bir iki sandalye koymanızda burada keyif yapmak adına fayda var. Yiyecek içecek konusuna gelince, hemen arka tarafında bir tane küçük kafeterya var, büfe var. O büfede tost, ayran, çay gibi basit şeyler bulunabiliyor. Ama yazın çok sıcak olduğu günlerde burası da gerçekten zorlayabilir sizi. Gerçi çok orman, çok yeşil ama yine de dikkat etmenizde fayda var. Biz Ekim'de, 7 Ekim'de buradayız ve hava sıcaklığı yaklaşık 29-30 derece. Faselis kesinlikle gelinip görülmesi gereken bir yer. Hepinizi bu doğa cennetine davet ediyor ve görmenizi diliyorum. Kaçırmayın, çok güzel bir antik kenttir.